akşam gelen haber, Hindistan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na acil iniş yapmıştı. Kontrollerde ihbarın asılsız olduğu söylendi. Yolcular ve özellikle tabii ki oradaki havalimanındaki son durum ne? Ayrıntılar alacağız Esra Arpa notlarıyla karşımızda. Evet Merve Tepe, dün saat 16.30 sularında yolcu uçağı Erzurum Havalimanı'na acil iniş gerçekleştirdi. Hindistan'dan Almanya Frankfurt kentine doğru hareket ediyordu. 237 yolcusu vardı bu uçağın ve 600 kişilik kapasiteye sahipti. Acil inişin nedeni ise bomba ihbarıydı. İşte emniyet ekipleri hemen harekete geçti, bu noktaya geldi ve yaklaşık 7,5-8 saat boyunca bir arama gerçekleşti. Ama ihbarın asılsız çıktığı bu noktada belirlendi ve uçak bu noktada kaldı. Çünkü uluslararası uçuş güvenliği nedeniyle pilotların uçuş saati artık dolmuştu ve onlar da mecburen burada kaldı. Erzurum'da misafir edildi. Tabii şu anda yolcular bir diğer uçağı bekliyor. Uçak da firma tarafından Hindistan'dan hareket etti ve ilerleyen saatlerde burada olacağını belirtelim ki dış hatlar servis bölümünde de yolcular bekliyor elbette. Dün burada alarma geçirdiğini belirtebiliriz. Emniyet ekipleri, AFAD, UMKE, sağlık ekipleri ve havalimanı çalışanları sıkı bir önlem aldı. Güvenlik önlemleri burada gerçekleşti. Aramanın ardından Erzurum Valisi açıklamada bulundu ve ihbarın asılsız olduğu da bu noktada belirlendi. Bu süreç içerisinde de sahada uçuş artık izni yoktu. Saat yaklaşık 23.30'a kadar bu durum sürdü. Ardından uçuşlar normale döndü ve şu anda Erzurum Havalimanı'nda da uçuşlar gerçekleşebiliyor. Ama uçağın bu noktada kaldığını, bir diğer uçağın geleceğini bekliyoruz. İlerleyen saatlerde de o uçak burada olacak elbette. Dün saat 16.30'da bu ihbar üzerine hareket edilmişti. İlk başta pilota gelen ihbar üzerine orada havalimanına inmek istenildi ama tadilattan dolayı oraya inemedi. Ardından Trabzon'a doğru hareket gerçekleşti. Trabzon'da da yoğun bir trafik olduğu için hava trafiği oraya da gerçekleşmedi ve Erzurum Havalimanı'na uçak indi. İhbarın asılsız olduğunu söyleyelim. Bir diğer uçak da ilerleyen saatlerde burada olacak. An ve an takip ediyoruz. O noktada da aktarmaya devam edeceğiz.